sahip olduklarını hiç kolay elde etmedi. Kaybetmek zor gelecektir. Eğer Kerim'i destekleyecek şekilde ifade verirsen... durumu nasıl kabullendiğini ve bizimle çalıştığını açıklamak zorunda kalırsın ki bu senin için çok kötü olur. İnsan içine çıkacak yüzün kalmaz, rezil olursun. Kerim kahraman olur, sen el alemin maskarası olursun. Yeter, kes. Çok iyi düşün, taşın. Eğer bizim çocuklar mahkum olursa asıl büyük ceza sana kesilecek demektir. Senin ifaden onları kurtaracak ama senin için hayat memat meselesi. Boşuna çeneni yorma. Bu iş buraya kadar geldikten sonra benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ne olacaksa olur, umurumda değil. Ama madem her şey benim söyleyeceklerime bağlı... bunun da bir karşılığı olmalı. Ne kadar? Para değil. Silah istiyorum. Eğer sizin lehinize konuşmamı istiyorsanız, o silahı bana geri vereceksiniz. Kurtuluşunuzun başka yolu yok. Kaydettik, tamamdır. İyi nöbetler. Sağ ol. Özel eşyalarınız ve paralarınız emanete alındı. Bunlar makbuzlarınız. Hanginiz Selim? Ben. Hadi şimdi koğuşa. C'ye mi? Orası kalabalık. B'ye alacağız arkadaşlar. Hadi. Aleykümselam. Allah kurtarsın. Sağ ol abi, hepimiz. Allah kurtarsın. Eyvallah. Nasıl geçelim? Dik dur lan, tırstığını belli etme. İyi ya, fena değilmiş. Siz ikili misiniz? Kuzeniz biz. Sebebi ziyaretiniz? İftiraya uğradık. Genelde öyledir. Neyle suçladılar? Çek senet davası işte ya. Haraççı mısınız, tefeci mi? Yok abi, ikisi de değil. Tefecinin birine acamat etmişti arkadaş. Hepsine gıcık. Yok, iş adamıyız biz. Adınızı bahsedin de size bir hoş geldin çay ikram edelim. Ben Erdoğan Yaşaran, bu da amcamın oğlu Selim Yaşaran. Müşerref olduk. Eyvallah. Ben Hüseyin. Bu Ayhan. Bu Nihat. Bu da Tekin. Biz hepimiz iftiraya uğradık. O hariç 12 namus davasından. Ona göre. Ne işle meşgulsunuz? Holdingimiz var bizim. Lojistik, inşaat hepsi bir arada. Vay! Nihat oğlum, çaylar nerede kaldı? Kayıtı da yap abilerine. İkram da kusur etmeyelim. Sağ ol babacığım. Eyvallah. Hadi. Bugüne kadar hep birbirimizin çıkarını gözettik. Bundan sonra da akıllı olursan sen kârlı çıkarsın. Ben şartımı söyledim. O silahı bana teslim etmedikten sonra benden bir şey isteyemezsiniz. Bilmediğim bir şey var, o silah eniştemde değil. Onu da biliyorum. Erdoğan Yaşaran'da. Aranızda neler olup bittiği de hiç umurumda değil. O silahı geri istiyorum ben. O kadar. Tamam.
İsteklerini bildireceğim enişteme. Bildirme. Yerine getir. Tamam. Tamam, silahı alacaksın. Bu arada yanlış bir şey yapma, benden haber bekle. Sayın milletvekilimiz açmıyor. Forsunu kullanamadı. Ya da kullanmak istemedi. Son durumu da öğrenmiştir artık. Ah, Münir geldi. Ne oluyor? Ne diyor Mustafa? Niye peşimizden gelmiş? Sakin ol, sakin ol. Korkma. Onun bizimle bir derdi yok. Kerim için gelmiş. Ya işte, diyorum. Anlatamıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Neler dönüyor benim bilmediğim? Alperen, sen gidip hazırlansana. İşte birazdan yola çıkacaksın. Sen gelmiyor musun? Yok, ben Ankara'ya gideceğim. Turan abiye telefonları çıkmıyor. Emir vaki yapmazsam hiç görüşmeyecek benimle, belli. Git konuş da bu boşanma davası için acele etmesin. Ben buradayım nasıl olsa, çocuklarla ilgilenirim. Ben de burada kalacağım. Hayatım. Hayatım, senin burada yapabileceğin bir şey yok. Harap etme kendini. Her şey zaten yeterince zor. Bir de seni düşünmeyeyim lütfen. Münir, ne konuştunuz? Bizden yana olmak için bir şartı var. Silahı geri istiyor. Silahın Erdoğan'da olduğunu da biliyor. Güçlüye oynayacak ya salak. Hava atmak istedi demek. Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Tabii ki Erdoğan'dan silahın yerini öğreneceksin. Tamam, tamam, kızma, kızma. Ben de çıkıp hazırlayayım. Bu Turan abiyi bir şekilde mutlaka ikna etmem gerek. Geliyorum buralara, ne güzel yerler. Ya. Çok güzeldir bizim buralar. Çok güzel hem de. Çok hoş ya. Ha. Bizim de koyunlarımız vardı böyle. Fatma Gül giderdi hep onlar. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.